Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizdeyim kanla. Bu da sana ders olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün have fiilini öğrenmeye başlıyoruz. Have İngilizce'de çok önemli bir fiildir. O yüzden iyi bir şekilde öğrenmenizi isteriz. Buyurun başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kullanmak istediğimizde nasıl kullanacağımızı görebilmek için formülüne bakalım. Kişiden sonra I, you, we, they'den sonra have, he, she, it'den sonra has. Şöyle artık gerçek İngilizce'de ben kendi adıma konuşuyorum tabii. Bunun pek fazla kullanıldığını görmedim ama hala kolejlerde işte ilkokul, ortaokul müfredatlarında görüyorum. Yani kullanabilirsiniz. Gerçek hayatta çok fazla kullanmıyoruz ama. Yani I have got two sisters ile I have two sisters aynı kapıya çıkıyor. Bu bir fiil olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi subject. Subject'ten sonra have ya da has. Sonra da neye sahipseniz. Mesela I have two sisters. Buraya kalp yapmak istiyorum. İki tane kız kardeşim var. Onun yeşil gözleri var. Onların bir tane arabası var. Onun 3 tane köpeği var gibi. Yine bakalım arkadaşlar. Bu sefer farklı bir renk seçelim. Our car, bizim arabamızın 2 tane kapısı var. Bizim bir problemimiz, bir sorunumuz var. Babamın, baba gibi baba. Babamın bir atı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugünkü dersimizde unutmayın cümleler her zaman noktayla biter. Have fiilinin pozitif kullanımını gördük. Görüşmek üzere.